Evet, özgürüz.org'dan bir periskop yayınıyla daha karşınızdayız. Fakat şu anda her zaman alıştığınız stüdyomuzda değil, bir eylemin ortasına geldik. Türkiye Konsolosluğu'nun hemen karşısında bir park var ve burada çok fazla sayıda insan Deniz Yücel'in Türkiye'de tutuklanmasıyla ilgili biraz bulaştım eylemin içinde, alışkanlıktan olsa gerek. Burası bir park, oldukça geniş bir park ve gelenlerin büyük bir kısmı aslında Alman, çoluk çocuk gelenler var, meslek örgütlerinden gelenler var. Bir büyük bir sahne kurmuşlar arkada. O sahnenin önünde pankartlarla ve Deniz için yaptırdıkları tişörtlerle Deniz Yücel'in tutuklanmasına büyük bir tepki gösteriyorlar. Deniz Yücel'in tutuklanması Almanya'da niye bu kadar büyük bir mesele? Aslında itiraf edecek olursak, tabii ki şiddetle karşı çıksak da bir meslektaşımızın tutuklanması artık Türkiye'de bizler için vakayı adiye halinde. Bu kadar büyük bir haber değeri olmaz normalde. Fakat Alman vatandaşı ve Türk vatandaşı aynı zamanda Deniz ve Alman yetkilileri kendi vatandaşları tutuklanmış bir gazeteci, bir Alman gazeteci tutuklanmış duygusuyla hareket ediyorlar. Ve bugün Almanya'da pek çok yerden tepki var. Uzun gün boyunca uzun süre birinci haberdi Deniz Yücel'in tutuklanması ve dolayısıyla Türkiye konusu ve Erdoğan'la olan tepkiler. Merkel bu konuda bir açıklama yaptı. Acı ve orantısız bir uygulama olduğunu söyledi. Ve Türk yargısının bu kararının basın özgürlüğü açısından ciddi bir problem yarattığını söylemiş oldu. Deniz Yücel'in serbest bırakılması için çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi. Alman Dışişleri Bakanı Gabriel daha öncesinden bir açıklama yapmıştı ve bir an önce bırakılması gerektiğini söylemişti. Tutuklama kararından hemen önceydi bu. Yine Almanya Adalet Bakanı Maas, umarım doğru okuyorumdur, yine Deniz Yücel için bir an önce özgürlüğe kavuşması gerektiğine dair temennisini söylemiş oldu. Başka siyasi partilerden, muhalefetten de tepki vardı. Yeşiller özellikle bu konuda çok tepkililer. Yine sol parti bu konuda oldukça büyük tepkiler gösterdi. Welt gazetesi, Die Welt gazetesi çalışanıydı Deniz Yücel, biliyorsunuz. Bugün manşette Deniz'e özgürlük diye çıktı gazete ve pek çok diğer gazetede de yine Deniz hakkında haberler vardı. Yine sizi tanımayan gazeteciler bu konuda açıklamalar yaptı. Burada eylemler bizim alıştığımız üzere çok fazla büyük bir kaosla, panikle olmuyor. Gazla müdahale yok. Bizim yanımızda limon yok zaten. Biraz daha rahat bir ortam var. Pankartlarda dikkat çeken şey ise aslında Türkiye Devleti'ne değil, daha çok Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen tepkiydi. Ve sadece Deniz Yücel'in değil, Türkiye halkının da Recep Tayyip Erdoğan'ın baskısından kurtulması gerektiğini anlatıyorlardı. Aslında aynı zamanda Türkiye'de halkın yanında olan bir eylem, Türklere kızgınlık değil, her ne kadar Türk konsolosluğun karşısında da olsa mevcut yönetime ve lidere karşı büyük bir tepki var. Biraz yürüyelim, ben de acemiyim, sizlerle beraber ilk defa yapıyorum bu işleri, telefonlarla periskopu. Bakalım kimseye rastlayabilecek miyiz? Herhangi bir yetkili var mı? Gerçi yetkili görsem de tanımıyorum şu anda Alman yetkililerden, ama belki bizim Türkiye'li vekillerden vardır diye bakıyorum. Sanırım onlar da yavaş yavaş dağılmışlar çünkü eylem yavaş yavaş bitiyor. Saat 5'ten itibaren burada bir kalabalık vardı. Tekrar edelim, Almanya'nın bugün neredeyse birinci gündemiydi sabah. Ondan sonra da bütün gün boyunca çok fazla konuşuldu. Deniz Yücel'in bir Alman gazeteci olarak tutuklandığı hissiyatıyla davrandılar. Her ne kadar Deniz Yücel aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye'li bir gazeteci olsa da bu konu gündeme bile gelmedi. Bu diplomatik krizi yaratacağını bildiği halde Türkiye'de adalet mekanizmasının Deniz Yücel'i savcının tutuklamaya sevk etmesi ve hakimin tutuklaması elbette biz bu işleri bilenler için şunu söylemeye mecbur bırakıyor. Bu mevcut iktidara sorulmadan, hatta Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan Deniz Yücel'e bir tutuklama verilmesi mümkün değildi diye iddiada bulunabilirim. Yemin etsem başım ağrımayacak bir iddia bu. Çünkü gerçekten sıradan bir Türkiye'li gazetecinin tutuklanması gibi değil, iki ülke arasında diplomatik bir kriz yaratacak şekilde bir uygulama olarak algılandı. Biliyorsunuz zaten Türkiye ve Almanya uzun süredir birbirleriyle üst mekanizmalarda görüşürken, Merkel ile Erdoğan sürekli bir araya gelirken, hatta Erdoğan'ın Almanya ziyareti tartışılırken
aşağıdan aşağıya ne yapıldı? İmamların casusluğu iddiası ortaya çıktı. İmamların elinde polis baskınları yapıldı. Can Dündar meselesi sık sık gündeme geldi. Can Dündar'ın Türkiye'de rehin tutulan eşi meselesi gündeme geldi. Ve şimdi de Deniz'in tutuklanmasıyla alttan alta karşılıklı bu uygulamalar tekrar bir tartışma konusu oldu diyebiliriz. Periskop yayınlarımız devam edecek. Gerek meslektaşımız için yapılan bütün çağrıları ve kampanyaları desteklediğimizi anlatmak için hem de olay yerinden sizi bilgilendirmek için özellikle yarınki periskoplarımızı takip etmenizi isterim. Çünkü biliyorsunuz Mitrilere davası var. Can Dündar, Erdem Gül ve Enis CHP'li vekil Enis Bey'in yargılandığı dava var. Soner Yalçın denilecek ve yarın da stüdyomuzda Can Dündar kendi yargılandığı davayı Almanya'dan yorumlamak üzere sizlerle birlikte olacak. İlk fırsatta tekrar görüşmek üzere.